Nasılsınız? İlk önce isminizi öğrenin. Silah, evet. Abi bu silahın özelliği nedir genel olarak? Şimdi 7.62 mm çapında sağdan şeritle beslenen, hava ile soğuyan, sürekli ve darbeli atışlarda kullanılan timin destek silahıdır. Azami menzili 400 metre. Azami menzili 400 metreye kadar nokta atışı yapabiliyor muyuz? Nokta atışı yapabiliyor muyuz? Evet. Şu cürbün ne işe yarıyor? Cihazın adı Boa. Boa. Bunu kaldırabilir misin sen? Tabii kaldırabiliyorum. Kaldırsana. Ama şeklimiz bozuluyor tabii. Bu ne abi? Gerçek bunlar mi bu arada? Mayon. Gerçek. Mayon bunlar. Mühimmat. 7.62. 7.62. Deliğimiz. Evet. Tabi. Bunu sormuştun cihazı. Evet cihazımız. Bunu ben sana şöyle açıklayayım. Gündüz ısıya duyarlı. Isıya duyarlı. 2 kilometreye kadar tespit edebiliyor. Gece? Gece de ısıya duyarlı. Peki bununla mesela görünmedik bir insanı görebiliyor musunuz? Yani duvarın arkasından falan. Duvarın arkasındakini göremezsin. Yakınsa mesela? Mesela sana şöyle söyleyeyim. Bir ağacın arkasındasın. Evet. Yine göremezsin. Ama hareket ediyorsa o hareketi kedi olsun, hayvan olsun. Ha, ısıya göre. Isıya göre. Anladım. Isıya göre hareket ediyor. Tam otomatik bir silahtır. Tim'deki en iyi silahlardan bir tanesi. Bir atmaya kaç tane atıyor abi? Bir atmaya sürekli atar. Saniyede kaç tane atabiliyor? Manoyu, veya mayonu dakikada? Sürekli taktığında dakikada 200 taneyi saydırır. Yani. Saydırır. İyiymiş. Saydırır kardeşim. Roketator. RPG-7 Roketator silahı. 1961 yılında Rusya tarafından üretilmiş. 40 mm çapında, 95.3 mm uzunluğunda. Kaldırabilir misin abi? 6 kilo, 37 gram ağırlığında. Vay. Dakikada 4 ve 6 atım yapabilen bir tank savar silahıdır. Toplu hedeflere karşı kullanılır. Ve hafif zırhlı araçlara karşı etkisi vardır. Bu abi? RPG-3 makineli tüfek. 5-56 mm çapında. Bu hep yerde mi atılıyor bu silahların hepsi? Yok, havada da atılıyor. Yani elini biliyor. Tutup atabilir tabii, misin? Tabii şu belli. Kasmaz mı abi seni? Yok, kasmıyor. Bir şey yok. Fiyat diyeceğim de. İşte onu yapamıyoruz. Şaka yapıyorum. Bel hizasında tutuyorsun. Şu çok zaten dönerek. Dakikada kaç tane atabilirsin? 800 atım yapabiliyorum. Kadar. 800. Aynen makinal olduğu için. Seri konumunu aldığınızda el zaten tatlılığına basılı tuttuğunda o sürekli atış yapabiliyor zaten. Otomatik yani. Aynen otomatik. Mermi bitmeye kadar atış yapabiliyor. Anladım. Güzel misin? Abi senin özelliğin herhalde şeyler değil mi? Toplumsal olaylarda destekçi oluyor. Evet. Kabinete. Ben şöyle geçebilirim değil mi? Evet. Abi bunu sen mi aldın? Gündüz gece görüştür bunu. 2000 metrede teşhis, 700 metrede tespit ediliyor. Isıya duyarlıdır. Batarya değil mi? Batarya pille çalışır. Bir gece ömür var. Bir gece ömür. Teşekkür ederim. Abi en cool silaha geldik yani, değil mi? Aynen. Boron 2. İsmi neydi abi? Boron 2 keskin nişancı tüfeği. %100 Türk malı. Kaç metre? 1000. 1000 metreden nokta atışı evet, değil nokta mi? Evet nokta atışı. Ya 800 diyelim bunu. Özellikleri ne abi? Özellikleri yani... Kişiye göre, sana göre ayarlayabilirsin. Bu yanaklık. Yatıyorsun, ayarlıyorsun, kapatıyorsun. Mesela boyun uzun, açıyorsun. Çekiyorsun, kapatıyorsun. Yani. Sürekli hep atış yaptığında kapatıyorsun bunu. Keskin nişancılar için. Aynen. Özellikle. Bu yükseklik aşağı atışlarda yani. Anladım. Mesela aşağı gitti, yukarı alıyorsun. Bu ayar mı yani? Ayar. Bu yan ayarı, bu attığın mesafe bak. 100-200. 200-300. Aynen. Hangisini de atıyorsun? 500. 500 alıyorsun. Fazla uğraşmıyorsun. Mesela arazidesin. Burada sonsuzluk işareti var. Alıyorsun sonsuzluğa. Direkt açıyor değil mi? Aynen. Direkt. Şu yeşil üzerini kapatma sebebin güneş vurmaması bu, için. Hayır. Arazide bu kendi doğa yeşil olduğu için ben bunu doğaya karşı yaptım. Kamuflaj yani. Anladım. Şu mermiler sana mı ait? Bu evet bana ait. Lapua. Lapua mermi. Wow. Cool duruyor. Bu göstersen kameraya karşı. MK ile farkı bu 11 gram. MK bizim kendi yaptığımız 9,5 gram. Farkı ne? Bundan nokta atış yapıyorsun. Sapma yapmıyor. MK'de sapma yapıyor. Anladım. Genel olarak bunlar. Yani, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi bu Counter Strike'de falan görüyoruz bunları aynen, genelde. Tek bomba atar. Tek bomba mı atıyor bu yani? Bomba atar ya. Atıyor. Mesafesi ne kadar abi? 350 metre. 350 metre. Gittiğimizde 150 metrede tesirli metre. Bir şey var. Mevzi. Tek atış yapıyor, seri atış yok. Emniyeti var yandan. Yandan mesela bir de var. Basit bir şey. Anladım. Bu kadar. Teşekkür ederim.
Abi sen karda falan geziyorsun galiba. Anladığım kadarıyla değil mi? Senin özellik bu mu? Yok, benim yok, üzerimdeki kıyafet. Kıyafet mi sadece? Evet. Soğuk iklim şartlarında karlı havada. Anladım, teşekkür ederim. Bu da cool bir silah benziyor. Aynen. Ağır bir şey değil mi? Silahın biraz daha donanımlı sanırım. Bu gece görüş mini TSD'de yani termal silah mini olanı. Yani şunların silah üstünde taşlarına verip silah ayarlamasına göre yapılmış olanı. He, anladım. Bu da yine tekrar... Bu eski bir silah abi. Bu biraz daha eski yani. Bu burada... bizim Türklerin yaptığı Bora 12. Bu da Rus yabanı Dragunov adlı bir silah. En güçlü silah hangisi burada bu arada? Bu arada yani şu... Şu değil mi? Aynen. O Bixit dakikada benim bildiğim kadar arkadaşım daha iyi bilir ama 600-800 arası mermi... 800 demiş daha yani. 800 demiş. 800 atabiliyor. Ondan sonra da büyük ihtimal şu. O da aynı şekilde yani 1200-1200 kadar falan atabilir. Maşallah ya. Yani. Aynı şekilde bu da. Yani bunun biraz daha eski hali. Aynı dediklere sahip olmasa da. Güzel bir silah diyor ya. Teşekkür ederiz sağ ol. Bunlar dürbün değil mi abi? Evet. Bu tek göz gece görüş gözlüğü. Çift göz gece görüş dürbünü. Bu da koral cihazı. Tek göz ne işiyor diye çift göz ne işiyor? Şimdi bu tek göz. Tek gözümüzle bakıyoruz. Küçük yani. Bunun çift gözle. İkisi aynı görevi görüyor fakat bunun dürbünü olduğu için daha uzak daha mesafeyi uzak, gösteriyor. 15 metreye kadar. 15 metre. 15 metreye kadar. Diğeri? Bunlar mesafesi daha biraz daha uzun. Yani ve tek ay öpüler, ışığı, çift öpüler diye geçer. Ay ışığıyla yıldızlardan ve küçük kalem pille çalışıyor. Yani ay ışığı yıldız yoksa ekrandan alamazsınız. Bu cihaz insanların vücut ısısına veya canlıların vücut ısısına duyarlı olduğu için termal ısı gibi. Termal. Vücuttaki ısıyı siyah beyaz televizyon ekranı gibi gösteriyor. 3000 metreden tespit, 1000 metreden teşhis yapabiliyor. Anladım. Canlılar yani bir hayvan gördüğünüz zaman işte kedi mi, köpek mi ve insan gördüğünüz zaman dost unsuru mu, düşman unsuru mu? Olup olmadığımı o, anlıyorsun. Yaklaşık 1000 metreden tespit edebiliyoruz. Teşekkür ederim. Ben buradan kaçayım abi. Efsane de en güzel şu. En güzel. Yani bu efsane.